Devam ettireceğiz ama sizlerle beraberiz. Zannetmeyin sizlerden kopuyoruz. Tam tersi, korkmayın, gene sizlerle beraberiz. Sık sık buralarda olacağız, destekleyeceğiz. Sizlerden de destek bekliyoruz. Amin. Bu arada Özdere Kilisesi'ndeki topluluktan da bol miktarda selam getirdik. Sizleri bereketliyorlar ve esenlik diyorlar hepsi. Diğer bir konu, bugün tüm kardeşlerin söylediği gibi Anneler Günü. Dolayısıyla şu anki tüm anneleri kutluyoruz. Eğer imana gelmemiş annelerimiz varsa, Duygu kardeşin dediği gibi Rab ondan üzerinde çalışsın, yüreklerini tazelesin. İmanda olan anneleri de güçlendirsin ki çocuklarını bir iman ordusu ferdi olarak yetiştirebilsinler. Amin. Bugün sizlerle Tanrı ile ilgili bazı şeyler paylaşacağım. 139. mezmurdan paylaşmak istiyorum. Tanrı bize bu mezmurda bizi nasıl tanıdığını, çevremizi nasıl sardığını, bizlerle nasıl kişisel ilişkiye girdiğini net olarak anlatıyor. Mezmur yazarının diğer mezmurlarda anlattığı gibi anlatmasına devam ediyor ama burada daha değişik şeylere örnekleme veriyor, açıklamalar getiriyor. Mezmur 139. Ya Rab, sınayıp tanıdın beni, oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberim var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin ya Rab. Beni çepeçevre kuşattın, elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesini bir bilgiyi. Başa çıkamam, erişemem. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar, karanlıkla aydınlık birdir senin için. İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerim var. Bunu çok iyi bilirim. Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde, bedenim sende gizli değildi. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştı. Hayatımdaki düşüncelerim ne değerli ey Tanrı, sayıları ne çok. Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam, uyanıyorum hala seninleyim. Ey Tanrı, keşke kötüleri öldürsen, ey eli kanlı insanlar uzaklaşın benden. Çünkü senin için kötü konuşuyorlar, adını kötüye kullanıyorlar düşmanların. Ya Rab, nasıl tiskinmem senden tiskinenlerden, nasıl iğrenmem sana baş kaldıranlardan. Onlardan tümüyle nefret ediyor, onları düşman sayıyorum. Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Amin. Bu mezmurun parça parça bölersek 4 bölümde incelememiz gerekiyor. İlk 6 ayette Tanrı'nın bizleri nasıl tanıdığını görüyoruz. Kelam kelam baktığınız zaman mezmur yazarının sözlerine Tanrı'nın bizi ne kadar içten tanıdığını, ne kadar iyi bildiğini, daha düşünmeye başlamadan evvel düşüncelerimizin ne olduğunu Tanrı çok iyi biliyor. Bu ilk ayette, ilk 6 ayette bunları çok net görüyoruz. Özellikle 5. ayette beni çepeçevre kuşattın ifadesi bazı değişik anlamlar getirebilir. Burada başta tehdit varmış gibi hissedebiliriz. Ama Tanrı'ya bakarsak, Tanrı sözünü yüreğimize hissedersek onun bilgeliğiyle esenliği kazanırız. Tehdit olmadığını, bir esenlik geldiğini, güç aldığımızı hissederiz.
Ama ne zaman? Tanrı'ya baktığımız zaman. Tanrı sözüyle yaşamımızı sürdürdüğümüz zaman anlayabiliriz. Bu da bizi müjde kitabından, İncil'e ve kutsal kitabın diğer bölümlerinde yazdığı gibi tövbeye teşvik eden bir olay. Tövbe etmeliyiz, günahlardan uzak durmalıyız ki Tanrı'nın sözlerini tehdit olarak değil, bilgelik ve güç olarak yüreklerimize alabilelim. Diğer 7. ve 12. ayetler arasında Tanrı'nın bizi nasıl kuşattığını görüyoruz. Nasıl sarmaladığını, nasıl destek olduğunu görebiliyoruz. 8. ayetteki gökler ve ölüler diyarı sözleri yanıltmasın bizleri. Öbür dünyadan bahsetmiyor. Bugünkü yaşadığımız dünyadan bahsediyor. Buna en büyük örnek kutsal kitapta Yunus. Tanrı Yunus'a bir görev verdi. Ninova'ya gitmesi için. Yunus ne yaptı? İnatla kendi düşüncesinden Tarşiş'e gitmeye kalktı. Ama Tanrı sevgi dolu bir Tanrı olmasına rağmen iki ayrı özelliği daha var. Birincisi kıskanç bir Tanrı, diğeri de planını uygulatmaya çalışan inatçı bir Tanrı. Bu inadını Yunus üzerine kullandı, balık aracılığından Ninova'ya gitmesini sağladı ve Ninova'da planlarının uygulamasını gerçekleştirdi. Buradan alacağımız bir örnek var bizlerinde. Tanrı hizmetini yaparken kendi düşündüğümüz hizmeti Tanrı'ya uygulamayacağız. Tanrı'nın bize vermiş olduğu hizmeti, peygamberlikler aracılığından gelen hizmetlerini uygulamamız lazım. Ben şuraya gidip Tanrı işi yapacağım demek olmuyor. O görevi Tanrı'dan size gelmesi lazım. Tanrı yüreklerinizde o hizmeti getirmesi lazım. Bugün çoğu arkadaş İstanbul dışından geldi, ülke dışından geldi. Hanginiz kendi isteğinize geldiniz? Hepinize Tanrı'nın vermiş olduğu hizmetle geldiniz. Tanrı aşkıyla geldiniz, Tanrı'nın yönlendirmesiyle geldiniz. Burada mezmur yazarı bunları net olarak bizlere açıklıyor. 13 ve 18. ayetlerde ise Tanrı'nın bizi nasıl yarattığını görüyoruz. Kutsal kitaba baktığımız zaman yaratılış bilden vahiyin sonuna kadar nasıl yarattığını defalarca anlatıyor. Adem'den başlıyor, Mesih'in ikinci gelişine kadar. Zaman içerisinde bizleri nasıl yarattığını, nasıl ruh verdiğini, nasıl can verdiğini anlatıyor. Ama burada okurken yüreğime şu dokundu. Şunu hissettim. Her zaman diyoruz ki anne karnında seçti bizi. Burada şunu gördüm. Anne karnında değil arkadaşlar. Daha aileniz sizi tanımadan evvel, aileniz sizin ne olacağınızı bilmeden evvel Tanrı seçiyor hepimizi. Sadece anne karnında bizleri yönlendiriyor, örüyor. Kendi hislerini, kendi ruhuyla bizleri besliyor. Doğduktan sonra da bu kuş şeyiyle yaratılıştan beraber bizleri güçlendiriyor. Tanrı ile beraber yürüdüğümüz süre zarfında bu güç hepimizi yüreklerinde, hayatlarında yaşıyor. Her yeni sabah uyanışımızın ve tırmanışımızın kanıtladığı sevgidir bu. Tanrı sevgisiyle yaşantılarımız güçlü, bilgelik ve sevgi dolu oluyor. Ama Tanrı ile beraber yürür isek. Son bölümlerde 19'a 24. ayetler arasında Tanrı'nın bizleri nasıl sınadığını görüyoruz. Tanrı her zaman yanımızda. Her zaman bizden bir adım önde gidiyor. Gittiğimiz yollarda bizleri, yolundaki engelleri kaldırıyor. Ama hareket ederken, onu yücelterek hareket ediyorsak, onunla beraber hareket ediyorsak, bizim önümüzden gidip tüm engelleri kaldırıyor. Biz özlere gitmeye planladığımız zaman, Tanrı tarafından yönlendirdiğimiz zaman çok engellerle karşılaştık. Gittik, ev tuttuk.
Aynı saat içinde, daha saatte olmadan ev sahibi arayıp vazgeçti. Sevincimiz tam kursanda kalıyordu. Bir başka yer bulduk. Gittik, o da aynı şekilde. Bu olayları yaşarken de, kilise binası ararken de aynı şeyleri yaşadık. Kontrat yaptık. Mal sahibi aynı gün içinde kontratı feshetti. Kusura bakmayın, size vermiyorum dedi. Ama hiç olmadığımız zamanda, ummadığımız anda hem kilise binası hem evi aynı anda aynı zamanda bulduk. Rabbe şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Bu bizim işlerimizi bizim diye kendi planlayıp, zamanı da kendi planladığı için onun zamanında, onun istediği yerlerde hizmetlerimiz başladı. Ve dua esnasında kardeşlerinin söylediği gibi, Özdere'yi ufak tarif edeyim. Deniz kenarısı olmasına rağmen sırtı dağlarla kaplı bir bölge. Ege dağları sırtımıza komple. Bütün köylerde Rabbi arayan o kadar enteresan kişilere denk geldik ki. Biz daha başlarken kişi, ya biz de sizi arıyorduk, biz de böyle bir destek arıyorduk, bir şey arıyorduk demeye başladılar. Web sayfasını kurduk, mesaj üstüne mesaj geliyor. Nasıl görüşebiliriz, nasıl buluşabiliriz demeye başladılar. Hızlı şekilde bir gelişmeler başladı. Bunlar bizim isteklerimiz, bizim planlarımız değil. Tanrı bunları planladı. Buna iman ediyoruz ve Tanrı'yla bakıp Tanrı'yla yürümeye çalışıyoruz. Bu sınamalar içinde kutsal kitaba baktığım zaman Yeremye peygamber de Davut gibi zaman zaman zor duruma geldiği zaman bu mezmuride yazılan yazıtlar gibi isyan ediyor. Tanrı'ya, düşmanlarına şikayet ediyor. Yeremya 20:12'de şöyle diyor Yeremya. Ey doğru kişiyi sınayan, yüreği ve düşünceyi gören, her şeye egemen Rab. Davamı senin eline bırakıyorum. Onlardan alacağın öcü göreyim diyor. Bir anlık gafletle Tanrı'ya yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Düşmanımızı Tanrı'nın eline bırakacağımız yerine düşmanımızı Tanrı'nın öç almasını istiyoruz. Ama Tanrı bu durumda bile ona baktığımız için, yüreğimizi iyi tanıdığı için bizim gerçek bir öç istemediğimizi anlıyor. Ve gereğini yapıyor Tanrı. Hani imansız bir kardeşin Tanrı'ya Türkçe'de beddua diyorlar. Beddua etmesinle buradaki sözlerin arasında çok fark var. Ne mezmur yazarı ne Yeremya Tanrı'ya öç alması için yön vermiyor aslında. Tanrı'ya teslim ediyor o kişiyi. Ama sözleri okuduğunuz zaman sanki Tanrı yönlendiriyor, Tanrı'ya öç almasını istiyormuş gibi geliyor. Böyle bir şey anlaşılmasın okunurken. Ve Rabbin Yeremya'ya verdiği cevap, kim gizli yere saklanır da onu göremem diyor. Hani bizi başta mezmur yazarının anlattığı gibi Tanrı hepimizin yüreğini biliyor. Kimin ne yapmak istediğini, kimin ne gerçekten yaklaşıp ne sahtekarlıkla yaklaştığını çok iyi net görebiliyor. Onun için bizler sadece düşman diye adlandırmıyorum. Bize karşı olanları Rabbe bırakalım. Rab onların yüreğinde çalışıyor zaten. Bizler o kişiler için dua edelim. Onlara Tanrı'nın sevgisini iletelim. Onların yumuşamalarını ve Tanrı'yı gerçekten görmelerini sağlayalım. Burada almamız gereken derslerden bir tanesi, kötülerin mi, doğruların mı yanında olacağız? Yoksa Tanrı'nın mı, Tanrı'nın düşmanlarının mı yanında olacağız? Burada net bir çizgimiz olması lazım. Kimin yanında olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Ve hepinizi bu konuda teşvik etmek isterim. Olacağımız tek yer Tanrı'nın yanı. Tanrı düşmanları veya kötülerin, iyilerin yanında değil, doğruların yanında değil. Sadece ve doğru ve gerçek olan Tanrı'dır. Tanrı'nın izinde ve Tanrı yolunda olmamız gerekiyor. Tanrı ile beraber olmamız lazım ki Elçiler işte 1:8'de dediği gibi
İman ettiğimiz andan itibaren kutsal ruh içimize yaşamaya başlıyor. Kutsal ruhla dolu olmamız lazım. Kutsal ruhla beraber yaşamamız lazım. Eğer kutsal ruhla beraber yaşarsak iç varlığımız değişecektir. Bu otomatikman da dışımıza yansıyacak. Dışımızda Tanrı'nın benzerliğini göstermeye başlayacağız. Çıkış 3. bölümde 4-5. ayetlerde Tanrı'nın Musa ile karşılaşmasını anlatıyor. Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalın içinden Musa, Musa diye seslendi. Musa buyur diye yanıtladı. Tanrı fazla yaklaşma dedi. Çarıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsal topraktır diyor. Rabbin bu sözlerinden sonra Musa Rab'be itaat ederek çarıklarını çıkartıyor ve o bölgeye yaklaşmıyor Rab ona yaklaşmadığı sürece. Bizler de kutsal ruhla dolduğumuz süre altında bu şekilde davranmalıyız. Tanrı'nın yarattığı her yerde dikkatli hareketler etmeliyiz. Onun istediği gibi davranmalıyız. Günah içinde onun yarattığı yerlerde gezersek Tanrı bizlere desteklemeyecek ve gücünü bizlere vermeyecektir. Yanımızdadır ama gücünü ve bilgeliğini hissedemeyiz. Buna cevap olarak Galatyalar 5:22-26'da şöyle söylüyor. Ruhunun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor Tanrı. Demin söylediğim gibi kutsal ruhu, imandan sonra kutsal ruhu aldığımız için, yüreklerimizde kutsal ruhu yaşadığı için iç varlığımız Adem'le Havva'nın yaşadığı Adem bahçesi gibidir. Temiz ve paktır. Bu iç varlığımızı dışarı vurabilmemiz için Tanrı ile beraber yürümemiz lazım. Kutsal kitabı yaratılıştan vahiy sonuna kadar ezberleseniz, beyninizin içine kitabı komple yerleştirseniz ama aklımızdan yürek arasındaki mesafeyi kısaltamazsak, bu mesafedeki bypass'ı yapamazsak yüreğimizin içindeki kutsal ruhu dışarı verme ihtimalimiz yok. Zaman zaman Sozo seminerler oluyor. Rafa seminerler oluyor. Sizleri teşvik ediyorum. Ne kadar işiniz varsa bu seminerleri kaçırmayın. Bu seminerler iç varlıklarımızın iyileştirmesini sağlayan seminerlerdir. Çünkü biz insan olarak geçmişe dayalı yaralarımızı tedavi etme ihtimalimiz yok. Bizler kendi kendimizi tedavi edemeyiz. Bir sıkıntımızı kardeşimizden paylaşmamız lazım. Onun bize dua etmesinden, ondan aldığımız aracılıkla, hani Tanrı'nın onun üzerinden çalışarak bizlerin ruhumuzu temizleyip içimizdeki yaraları tedavi edebilir. Bugün hiçbir insan ben geçmişe dayalı yaram yok diyemez. Bugün hepimizin yüreklerinde geçmişe dayalı yaralar var. Bilmediğimiz yaralar var. Ailelerimizden gelen yan etkenler var. Bunlar hep içsel varlığımızı zedeleyen, kutsal ruhun çalışmasını engelleyen faktörler. Bizi tanıyan bir Tanrı'ya yüreğimizi tamamen niye vermiyoruz? Zaten Tanrı yüreğimizi biliyor. Yaşadığımız tüm olayları, tüm yaşanmışları biliyor. Neden kendimizi tamamen ona teslim etmiyoruz? Dünyada birçok madenler var. Bu madenleri biz yeryüzünden göremiyoruz. Bulmamız için maden ocakları açılıyor, kazılıyor. Yerin metrelerce altında madenler bulunuyor. O madeni bulduktan sonra bu madenmiş diyebiliyoruz. Bırakın Tanrı da sizin yüreğinizdeki madenleri bulsun, ortaya çıkartsın. Hepimizin çok büyük armağanları var. Görmediğimiz armağanlar var. Bunları biz çıkartamayız.
Tanrı çıkartacak, Tanrı gösterecek bu armağanları size. Hiçbir kardeşim şunu demesin, ben hiçbir işe yaramıyorum, benim hiçbir yeteneğim yok demesin. Bugün herkesin bir armağanı var, herkesin bir yeteneği var. Herkesin bileğinde bir altın bilezik var arkadaşlar. Bırakın Tanrı bunları sizin üzerinizden işletsin. Üzerinizde, yüreğinizdeki o altın parlatıyı, gümüş beyazını ortaya çıkarsın. Eğer siz yüreğinizi vermezseniz ne bunlar ortaya çıkar, ne de siz kendi yeteneklerinizi, kendi armağanlarınızı görebilirsiniz. Bugün birçoğumuz meslek liselerinde okuyoruz. Gittiğimiz zaman bir şey biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama orada bir meslek öğreniyoruz. Öğrendiğimiz mesleği dışarı çıktığımızda uygulayamıyoruz. Dışarıdaki mesleği yapan arkadaşların desteğiyle kendi bilgilerinizi teorikle eğitim birbirine karıştırarak dışarıda piyasada o işi yapabiliyorsunuz. Bırakın Tanrı da sizi yapsın bunu yüreğinizde. Sadece pazar kiliseciliği olmasın. Kiliseden çıktıktan sonra Tanrı'nın sevgisini dışarıda da gösterin. Dışarıda da iç varlığınızın dışarı yansıtmasını çekinmeden gösterin arkadaşlar. Hani burada birbirimize gülüp dışarıda bu gülücükleri veremiyorsak, bu samimiyeti gösteremiyorsak Tanrı otomatikman her şeyimizin önüne bir sınır gelmekte ve kendini geri çekmektedir. Elçiden İşleri 17'de şöyle söylüyor. Bunu kendisine arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız diyor. Tanrı Adem'i yaratırken kendi benzerliğinde yarattığını alenen söyledi. Biz de Adem soyundan geldiğimize göre Tanrı benzerliğinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Tanrı'ya benzer yaşamak için de Tanrı'nın isteklerinle, kurallarından yaşamak zorundayız. Bu konuda kendimizi zorlamalıyız. Çünkü Tanrı her şeyi biliyor. Baştan beri söylediğim gibi Tanrı her şeyi biliyor. Efesler bölümünde 1. bölüm 4 ve 5. ayetler. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi diyor. Hani bundan büyük bir söz olabilir mi? Hani bu mezmurda benim anladığım şey biraz da Efeslere baktığım zaman birbirini destekledi. Demek ki bizler daha annemizin karnına düşmeden önce seçildiğimiz net ve açık belli. Şunu net olarak söylemek zorundayım. Hepimizin bildiği şeyler ama tekrarlayarak size teşvik etmek istiyorum. Bizler Mesih'in bedeniyiz. Tanrı'nın topluluğuyuz. Tanrı'nın öz halkıyız. En önemlisi hepimiz Mesih'in geliniyiz. Amin. Amin. Kabul ediyor muyuz kardeşler bu sözleri? Evet. Bu sözleri dışarıda da herkese yayabileceğiz mi? Amin. Paylaşabileceğiz mi? Amin. Bu boş sandalyeler ancak öyle de olacak. Dışarıda gerçekten cehennemde yaşayanlar var. Onlara sorsanız öldükten sonra bu iş başlayacaktır ama şu anda şurada cehennemi yaşıyorlar. Ne bereketini alabiliyorlar, ne esenlik içinde dolaşabiliyorlar. Herkesin suratı asık. Dokunsanız patlayacak, kavga edecek pozisyonda bütün halk. Neden? Tanrı'yı tanımadıkları için. Tanrı'yla beraber olmadıkları için. Bir felsefecinin bir sözü var. Söz ağızda iken sahibin eseridir. Ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esiri olur diyor. Hani iç varlığımızda kutsal ruhu yaşatıp dışa vurduramazsak, kendi benliğimiz, kendi bilgeliğimizden konuşmaya başlarsak,
ne söz söylediğimizi söyledikten sonra düzeltme ihtimalimiz yok. Hani Mesih'in dediği gibi ağzımızdan giren hiçbir şey kötü değil. Çünkü vücut yediğimiz şeyi yararını alıp geri kalanı posaya çeviriyor. Ama ağzımızdan çıkan şeyin, sözün tedavisi, onarılması, düzeltilmesi yok. Onun için Süleyman Özdeşler'in dediği gibi çok konuşanın günahı eksik olmaz. Sağduyulu kişi ise dilini tutar diyor. Hani konuşmakta acele etmeyelim. Kardeşlerimizi kırmayalım. Sadece iman ortamında değil, diğer ortamlarda da konuştuğumuz söz karşı tarafa nasıl gittiğini iyi düşünerekten söylememiz lazım. Yine Süleyman'ın Özdeyişleri 18. bölümde dil ölümü de ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilinin meyvesine katlanmak zorundadır diyor. Bizler etrafımızdaki kişilerin meyvesini konuşmalarından anlıyoruz. Yaptığı işlerden anlıyoruz. Ama en çok konuşmalarından anlıyoruz. Gerçek meyve söylediğimiz sözlerin altında yatıyor. Her günkü dualarımız şu şekilde olursa çoğu şeyi hissedebiliriz. Her duygumu sına, yüreğimi tanı, bütün düşüncelerimi sına, gizli pınarları ve denetleyen güdüleri sına, kendini tanıtabilen eşsiz Rab. Her gün sabah akşam arada çalışmadan dolayı belki fırsat bulamayabiliriz ama sabah ve akşam saatlerinde Rab'be yüreğimizdeki göremediğimiz yanlışları, bilmeden işlediğimiz günahları bize göstermesi için, bizi her an her dakika sınaması için, attığımız adımların temiz olmasını sağlaması için Rab'be yakarın, Rab'den yardım isteyin. Belki en yakın ailenizden, kardeşinizden, arkadaşınızdan yardım istemeyebilirsiniz. Ama Tanrı'dan çekinmeden yardım isteyebilirsiniz. Çünkü Tanrı yardım etmeyi seviyor. Biz ona baktığımız sürece o bize yardım etmeyi seviyor. Bugün hiçbir zaman Tanrı'dan bir şey istediğiniz zaman olmadığını söyleyemezsiniz. Belki biz acele ediyoruz. İstediğimiz şeyin anında olmasını istiyoruz. Ama Vaiz kitabında yazdığı gibi her şeyin zamanı, her şeyin planı Tanrı'ya aittir. Tanrı planlar, Tanrı uygular. Biz planlarız, zamanı planı gene Tanrı uygular. Eğer planı Tanrı'ya bırakırsak ama. Planlarımız, yaşantılarımız Tanrı ile beraber olsun. Hep beraber bir dua edelim, kalkalım.